Selam, ben Sultanoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir programda karşınızdayız. Selam, ben Sultanoğlu. Bugünkü programımızda sosyal medyada pek çok şikayetlere sebep olan matkaplarda darbe sorununu, darbeden çıkmak, darbeye girmemek sorununu anlatacağız. Bu konuyu Erhan ustamız anlatacak yine her zamanki olduğu gibi. Ben sözü Erhan ustamıza bırakıyorum. Buyurun usta. Selamünaleyküm arkadaşlar. Mustafa Bey biraz önce sorunlardan bahsetti. Şimdi bu matkabımız darbeden çıkmıyor diye geldi bize. Biz de söküp bakacağız. Bunların çeşitli nedenleri olabilir. Öncelikle bir matkabımızı sökelim biz. Lastiğini zedilemeden çıkartmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi ben bu tarafa geleyim Erhan Usta. Bu darbenin tetiğinin nerede olduğunu da bir görelim. Darbe tetiğimiz bu. Darbeyi geçiriyor. Matkap sıkma delme pozisyonuna geçiriyor. Bunun içinde bir bilye var. Bu bilye düşmüşse eğer ondan dolayı da darbeden çıkmayabilir. Öncelikle biz tetiğimize bakalım. Yani birkaç türlü çıkmayabilir diyorsun. Biri tetikten kaynaklanıyor. Tetikten, evet. O görebilir miyiz? Tırnağımızın burası ezilmiş. Tam görüyor mu bilmiyorum ama. Biraz aşağı alırsanız. Şöyle tam tırnağın burası deforme olmuş. Deforme olduğundan ötürü arıza büyük bir ihtimal bunda. Bir bundan dolayı arıza yapabiliyor. Tabii. Bir de önde bilyeden dolayı. Bilyenin o nerede bulunduğunu gösterir misin? Bilye içinde. Ha, bir içinde, de onun içinde bir bilye diyor. Var. Tabii tabii. İkisinden dolayı matkap darbeden çıkmayabiliyor. Biz darbeden bunu çıkmıyor tabii evet. Şu anki arızamız kolay yani. Bu aparattan dolayı olanı, tetikten olanı gösteriyoruz. Darbe tetiğinden evet. Olduğundan dolayı bunu değiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar yeni tırnağımızı getirdim. Gördüğünüz gibi bununla bunun farkını. Şimdi bunu değiştireceğiz. Hafif yukarı doğru kaldırıp. O bir parçayı çıkartıyoruz. Tabii, metal parçayı çıkartıp. Hı. Tırnaklarını kırmadan yuvaya yerleştiriyoruz. Yerleştirdik evet. Şimdi tekrardan bunu kendi yuvasına şöyle bir döneyim ben de. Tabii usta. Basarım şöyle biraz aşağı doğru. Şu anda tamam. Yani çok büyük bir ihtimalle bunun arızası giderilmiş oldu evet. Değil mi? Aslında baştan çalıştırıp da gösterseydik o durumu daha iyi olurdu ya. Unuttuk neyse. Bu tetikten olan arızanın bakımı yapıldı. İstersen bir deneyelim. Aslında baştan gösterseydik daha güzel olurdu. Şöyle bakın mesela. Bu normal kalır. Bu normal öyle çalışırken direkt ben tetik attığı için darbeye geçiyordu otomatik. Sorunumuz düzeldi. Darbede normal. Bu matkabımız tamam. Tetikten olan arızamız bitmiş oldu. Tamam, daha sonraki oldu. Videomuzda buluşmak. Bilyeden olan arızayı yapacağız. İnşallah. Değil mi? Sözü ben Mustafa. Selam ben Sultanoğlu. Bugünkü videomuz da sonuna geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.